futbolcularıma söyleyeyim. Hakem arkasını döndüğü zaman ki benim oyuncularım asla böyle bir şey yapmaz. Ana avrat gübür etsinler yani. Bu mudur? İyi akşamlar. Spor Saati ile karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı amansız bir şekilde devam ediyor. 31. hafta birazdan tamamlanacak. İkinci yarısı başlayacak olan Bursa Spor Beşiktaş maçı ile tamamlanacak. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 35. dakikada Beşiktaş bir köşe vuruşu kullanırken tribünden atılan cisimler sebebiyle hakem yardımcılarını orta yuvarlakta topladı. Kısa bir konuşmanın ardından maça devam kararı aldılar ama sanki maçta bir tedirginlik var. Bursa'da tribünler ağzına kadar dolu. O Bursa Spor Beşiktaş husumeti geride kalmış gibi görünse de inanılmaz gergin bir ortam var. Bu gerginliğe bir anlam verebildiniz mi siz? Bursa'daki tribünlerdeki. Veremedim. Ben tribünlerde böyle şeylere genellikle pek bir anlam veremiyorum. Yani oraya futbol seyretmeye gitmiş olduğunu varsaydığımız kalabalık bir kitlenin maçın oynanmaması ve futbol zevkinin sıfıra inmesi için bu kadar çaba gösteriyor olması olacak bir iş değil. Bana sorarsan burada kural değişikliği yapmak lazım. Yani şimdi ne olacak? Bu maçın içine ettiler. Bütün seyir zevkini bitiriyorlar maçın. Beşiktaş'ı saha içinde değil ama saha dışında da yavaşlatıyorlar. Saha içinde yavaşlatabilirsin elbette. Ligin tadını kaçıracaklar falan. Ve ne olacak? Sonra işte bunlar disiplin kuruna verilecekler. İşte bunlara birkaç, bir maç, iki maç bütün tribünü kapatma, sahayı kapatma yasası falan gelecek ama Beşiktaş'ın hayatı kayacak şimdi. Durduk yerde burada oyunu mahvettiler. Normalde şöyle olması lazım diye düşünüyorum ben bu işin. Yani mantıklı olan o geliyor bana. Anons yapıldı. İkinci anons yapılacak. Ve ikinci anonsta soyunma odasına gidecek şeyler, hakemler. Ama çıkacaklar. Bir de sahaya ondan sonra çekirdek atılsa, çekirdek. Diyor ki bir dakika, maça 45 dakika veriyoruz. Tribünler boşaltılıyor kardeşim. Otomatik olacak bu iş. Böyle bir şey olur mu ya? Sen sözde para vermişsin, girmişsin maça falan, bir futbol seyredeceğim diye. Futbol oynanmasın diye her şeyi yapıyorsun. Hani şunu anlarım bak. Anlamam da anlamaya çalışırım. Hani Bursa ile Beşiktaş şampiyonlukta son maçtır. Bu maçı kazanan şampiyonlukta ilerleyecektir. Hani Başakşehir'in pozisyonundadır Bursa. Derim ki yani bir takım pislikler yapıyorlar ama yani en azından ucunda bir şampiyonluk var falan diye düşünürsün. Kabul etmezsin ama hani dersin ki hani böyle düşünüyor bunu. Ya böyle bir şey de yok ortada. Ne iddia oluyor? Hiçbir iddia yok. Bursa Spor'un küme düşme ihtimali yok. Yok ya, yok 38 puanda. 35 puanda düzeltiyorum. 3 maçında kaybederse düşer. 27 puanda. 3 maçında kaybederse düşer. Öyle görünüyor. Öyle. Ama Rize'nin de 3 maçında kazanması kaydı şartıyla zor yani. Düşmez de dediğin doğru. Lüzumsuz bir iş yani. Salon sporlarında dediğiniz örneği görüyoruz. Yani tribünlerin boşaltıldığı örnekler var. Salonda oluyor. Stadyumlarda olmuyor. Orada da olsa keşke. Yine yoğun bir hafta geçti. Güzel bir hafta geçti voleybolda. Evet, dünya şampiyonu. Sizin de daha önce defalarca vurguladığınız Vestel Sultanlar Ligi. Yani dünyanın, Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu Dünya Kulüpler Kupası Final Four'unda gösterdi. Evet. Vakıfbank şampiyon oldu. Dördüncü oldu Eczacıbaşı ama bu başarısızlık değil. O da büyük bir başarı. Büyük başarı. Yani. Bunun üzerine ne demek istersiniz? Yani yapılan yatırım, alınan karşılık ne kadar karşılık? Vallahi yani şöyle söyleyeyim. Yani yapılan yatırım çok büyük. Yani bu işe harcadığı para Vakıfbank'ın ciddi bir para. Dünya çapında büyük para harcıyor. Karşılığını alıyor mu? Alıyor tabii şimdi. Baktığın zaman hepimiz Vakıfbank adını, Vakıfbank'ın sporla özdeşmiş adını yıllardır yapıyor çünkü bunu. Gayet iyi biliyoruz. Karşı tarafta yani İstanbul'un karşı yakasında, Anadolu yakasında çok güzel bir salon yaptılar. Sonra gittim de gördüm de. Gayet güzel. Vakıfbank'ta yönetimler değişiyor, bir sürü şey değişiyor ama kim gelirse gelsin Vakıfbank'ın artık bu ananevi olmuş, geleneksel olmuş voleybol şubesine yatırımı devam ediyor. Onları bir kere kutlamak lazım Vakıfbank yönetimini. Ligin sponsoru Vestel'i de kutlamak lazım. Yani herkes oraya buraya falan yatırım yaparken Vestel Türkiye'nin hakikaten salon sporlarında da yüz akı. Olay çıkmaz, kavga çıkmaz, dünya çapında başarılar gelir falan bir şeye. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bir para yatırması da bu lige sahiplenmesi de Vestel açısından çok güzel bir şey. İşte lig temiz olduğu zaman böyle sponsorlar falan filan da girdiği zaman insan hoşuna gidiyor. Başarı da geliyor beraberinde. Türk voleybolunun lokomotifi bence Eczacıbaşı kadınlarda. Onların da aynı seviyede devam ediyor olması da
Vakıfbank'ın Veseli'nin yatırımları kazandı. Evet, İzali Başı da orada bıkmadı mesela. Şeyde basketbolda bıktı ama orada bıkmadı. Devam ediyor. Basketbol dünyası değişti biraz. Basketbol dünyası garip paralara geldi çünkü artık. Yani futbol dünyasıyla yarışır hale geldi. Milyon milyon dolarlar uçuşuyor. Adı amatör. Hiç öyle bir şey yok. Amatör falan değil yani. Yalan dolan işte. Şimdi hafta sonu Final Four var. Final Four var. Evet. Fenerbahçe var. 4'te 3 olur muyuz derken 4'te 1 olduk. Ama Fenerbahçe favori. Ama bu defa 1 olabilir yani. 3. defa Final Four'da. Obradoviç diye. Yani bir kere şunu söyleyeyim Fenerbahçe açısından. Yani Final Four'a katılmak bile her sene üst üste artık sürekli katılıyor olmak son derece önemli bir şey. Yani dünya Avrupa basketbolunun devleri arasında artık Fenerbahçe'de diğerlere kadar var. Hatta diğerlerinden daha fazla bile var. Bir tatsızlığı var bu işin ama hep aynı takımlar kalıyor Final Four'a. Yani Final Four neredeyse ama belli. Onlar da büyük takımlar. Evet yani. Büyük takımlar. Hepsi büyük takımlar. Yani Final Four'un alt grup çekişmesi kalmıyor. Direkt Final Four arasında daha iyi olacak gibi durmaya başladı. Çünkü hep aynı takımlar oynuyor. Fenerbahçe'nin orada olması da iyi bir şey. Bu sefer sahamızda oynayacağız. İnşallah geçen sefer gibi hakem rezaletlerine de mahal vermeden gideriz. Tabii Fenerbahçe'nin ilk maçı çok zor. Yani, bu maçı geçerse büyük ihtimalle final olacak Fenerbahçe. İnşallah da oynar, inşallah da şampiyon olur diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçelerin çeşitli alanlarda hayal kırıklıkları sürüyor. Ama şunu da söyleyeyim, Fenerbahçelerin çeşitli alanlarda hayal kırıklıkları sürüyor ama amatör branşların veya yarı amatör branşların pek çoğunda da Fenerbahçe iyi işler yapıyor. Ondan dolayı da Fenerbahçeli yöneticileri kutlamak lazım. Yani futbolda tamam dökülüyorlar, çok dökülüyorlar hem de ama diğer branşlarda iyi gidiyorlar. Fakat tabii kulübün diğer branşlara yaptığı yatırımın karşılığını alamadığı da bir gerçek. Yani Fenerbahçe'nin bütçe açıklarının büyümesinde, borcunun milyar dolar seviyesine ya da milyarlar seviyesine gelmesinde o branşlara yaptığı yatırımda ciddi etkisi var. Bunlara da gireceğiz Fenerbahçe'yi daha ayrıntılı konuşurken ama şimdi daha genel bir giriş yapıyoruz her hafta. Bakü'de devam eden İslam dayanışma oyunları var. Burada biz 20 altın, 24 gümüş, 15 madalya ilk 2 günün bilançosu ile genel klasmanda ikinci sırada Türkiye, ev sahibi Azerbaycan ilk sırada. Burada olimpik sporların yanı sıra farklı branşlar da var. Olimpik branşlar arasında yer almıyor ama çok büyük bir organizasyon sonuçta. Peş peşe devam ediyor bunlar. Ama en güzel haber Hırvatistan'dan geldi herhalde son hafta uluslararası alanda haberlerden biri. U17 takımımız yarı finale yükseldi Macaristan'ı yenerek. Hı hı. Hiç maçları izleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama. Yarı final yarın İngiltere karşısında fırsatınız olursa izlemenizi öneririm. Vallahi bugün Galatasaray Divan Kurulu'nda Dursun Özbek bahsetti. 7 oyuncusu varmış Galatasaray'ın takımda oynayan. Biri sakatmış galiba. 6 oyuncu, ilk 11'deki 6 oyuncu Galatasaray'lıymış. Onu biliyorum. Bir de geçen cuma Ali Dursun'la yemek yiyorduk. O sırada telefon geldi Ali'ye. Yarı finale kaldığımızı öğrendik. Sevindik. Diğer ilk bahsettiğin konuyla ilgili hiçbir fikre sahip değilim. Ne izledim, ne izlemeyi düşündüm, dördüncü ne baktım. Dördüncü kez yapılıyor. Büyük bir organizasyon. Hayırlı olsun yapanlara. Ama siz şimdi lafı güzel bir şekilde getirdiniz aslında Galatasaray'a. Bugün sosyal medya, başta Twitter olmak üzere, voley olmak üzere, Fatih Altaylı adını trending topic, yani en çok kullanılan başlık haline getirdi. Neden? Siz yaklaşık bir yıldır, belki daha uzun süredir burada dile getirdiğiniz şeyleri bugün çok değerli bir ortamda dile getirdiniz. Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısında söz aldınız. Orada söyledikleriniz sanki burada söylediklerinizin bir özeti gibiydi bence. Çünkü ben iyi biliyorum sözlerinizi. Ama Galatasaray Divan Kurulu üyelerinin büyük bir bölümü bu programda neler konuşulduğundan pek haberdar değil olmayabilirler gibi görünüyor ki tepki orada yüksekti. Siz yönetime acil olağanüstü seçimli kongreye davet ederken kendi üslubunuzla çok da sıcak bir üslupla alkışla kesildi sözünüz. Benim için en çarpıcı şey buydu. Böyle bir yapının içinde o sözleri söylerken, böyle bir tepki alırken yönetim kurulunun tavrı ve neler dediniz, niye dediniz, bunları biraz anlatır mısınız? Vallahi şöyle söyleyeyim Fatih'im, ben bu programın öznesi olmak gibi bir niyetim yok yani. Bunu sorduğun için özet geçeyim. Çünkü ben orada bir Galatasaray'da... Bu niyetle yapılmış bir durum değil ama doğal olarak bu böyle olacak tamam, bu akşam. Yani sen şöyle diyorsun, hazır seni bulmuşken bari bunu sorayım diyorsun. Ben orada
Galatasaray eski ikinci başkanı, Galatasaray'ın 35-36-37 senelik üyesi olma sıfatıyla bir konuşma yaptım. Çünkü Galatasaray konusunda Galatasaray'ın sorunları üzerine konuşma konusunda kendimi yetkin sayıyorum. Galatasaray'a yıllardır her tarafta çeşitli hizmetlerde bulunmaya çalıştım. Son olarak ikinci başkanlık yaptım. Daha sonra yönetimlerde yer almamayı tercih ettim. Çeşitli başkan adaylarının veya başkanlarının tekliflerine rağmen. Niye? Çünkü bu işi gayet yapacağını düşündüğümüz arkadaşlarımız bu işlere talipti. Ve hayırlı uğurlu olsun dedik biz kendilerine. Kimisi iyi yaptı, kimisi kötü yaptı. Bundan sonra Galatasaray herhangi bir alanda iyi bir başkan, iyi bir yönetim kurulu olduğu müddetçe görev almayı düşünmüyorum. Ama gerek olduğu hallerde her zaman ben Galatasaray'ın hizmetinde oldum. Bugün çıkıp söylediğim, senin de dediğin gibi burada bir yıldan fazla süredir zaman zaman anlattıklarımın bir özetiydi. Normalde benim bugün divan kurulu toplantısında bir konuşma yapma niyetim yoktu. Dinleyici olarak gittim. Bazı arkadaşlarımız konuşma yapacaklardı. Onları da dinleyecektim aynı zamanda. Onlara da moral vermek için gittim. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Dursun Özbek, Sayın Başkan Dursun Özbek çıkıp bir konuşma yaptı. Konuşması yaklaşık 20 dakika falan sürdü. 20 dakikanın 19 dakikası boyunca sadece gayrimenkul işlerinden, şundan bundan bahsetti. Temellerden, işte irtifaklardan, kat hakkından, bilmem emselden falan filan bahsetti. Ben de dedim ki acaba ben yanlış yerde miyim? Çünkü ben Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısına gittim. Dedim ki acaba burası Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Kurul toplantısı mı? Çünkü konuşulan sürenin, başkanın açıklama süresinin büyük bölümü gayrimenkullerle ilgiliydi. En sonunda işte bu milli takımdaki U17 milli takımdaki gençlerimizden bahsetti. Kısa bir süre onları alkışlattı bize. Bir de futbolda da işte gerekeni yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan filan dedi. Verilen rakamları görünce ister istemez sunumu yapan yönetim kurulu üyesi arkadaşımıza bir sual yönelttim oturduğum yerden. Dedim ki yani hani borç dedim ki siz borç ödüyorsunuz, kredi azalttık falan filan diyorsunuz insanlara. Ben öyle olmadığını biliyorum rakamlara hakim olduğum için. Burada bakıyoruz dolar cinsinden de TL cinsinden de borcumuz artmış. Hani sadece TL cinsinden arasa dersin ki kur farkı. Hayır, dolar cinsi borcumuz da artmış. Dedi ki siz borç ödüyoruz diyorsun ama bir borç ödediğiniz yok gördüğüm kadarıyla. Acaba dedim siz bu bizim sözleşmeyi bankalara vererek yeni bir kredi mi aldınız dedim. Mahcup bir şekilde evet dediler. Daha sonra Cengiz Ergen'e çıktı denetim kurulu adına. Onların gözlemlerini, onların raporunu okudu 3 aylık bölümle ilgili. Bir faciaya dikkat çektim. Borç azalmamıyor, artıyor. Hani diyor ya bu yönetim, işte biz Sportif AŞ'de işte tasarruf yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Hayır, Sportif AŞ'nin zararı da katlanarak artıyor. Kur farkının dışında artıyor. Yani yönetim bir hayal dünyası, bir yalan dünya içerisinde üyelere sesleniyor. Ben de bunun doğru olmadığını söylemek için kürsüye çıktım. Çıkarken de oradaki Galatasaray duayenler, başta sevgili Seyahattin Beyazıt olmak üzere dediler ki hazır çıkmışken şeyle mali işlere sınır kalma, ne söyleyeceğini söyle bir daha kürsüye çıkmana gerek kalmasın. Ve ben de Galatasaray adına doğru bulduğum her şeyi peş peşe söyledim. Çünkü bunlar söylenmesi lazım. Şimdi ne dediğinizi sorsam, geçen hafta, önceki hafta, burada 3 ay önce, 6 ay önce söylediklerinizi evet, tekrar etmiş olacaksınız. Ve en sonunda da yönetimin yeniden seçime gitmeye. Ama önemli olan şuydu. Burası bir televizyon programı ortamı. Evet. Orada doğrudan başkan ve yönetim kurulunun gözünün içine bakarak bunları bunu ben başkanla, yani şimdi biz oldunuz. Galatasaray'da başkanlarla falan düşman da değiliz. Eleştirmek tabii başka bir şey. Dursun Özbek'te zaman zaman bir araya geldiğimizde Galatasaray ortamlarında veya başka ortamlarda ben burada Dursun Özbey'in yüzüne karşı söylemediğim hiçbir şeyi söylemiyorum ki. Bunların tamamını Dursun Bey'e de söylüyorum zaten. Ve Dursun Özbek benim konuşmamdan sonra söz alma ihtiyacı hissetti. Zaten ben ne zaman konuşsam Galatasaray divan toplantılarında Başkan Özbek de sağ olsun muhakkak çıkıp bana bir cevap veriyor.
Bugün de benden sonra bir konuşma yaptı. Galiba sen onu yayınlayacağım dedin. Var mı düzenin? Evet. Şimdi ona geleceğim ama önce şunu hatırlatmak isterim size. Hani diyorum ya geçen hafta, önceki ay, 3 ay önce söyledikleriniz diye. Bakın sizin bir konuşmanız, bu programdan bir bölümü hatırlatayım önce. Hatırlat. Kısa bir bölüm. Ne zaman bu? Göreceğiz. Sayın Dursun Özbey'in Galatasaray Spor Kulübü'nün makamını hak etmeyen başkanının doğruları söylemediğini de ne yazık ki gördüm. Lucescu falan filan dedi. İşte Lucescu ile görüştüyse ben ne olayım diyorum sana. Hiçbir Galatasaray başkanı bu adam kadar ben, biz diye bir kelime var kardeşim lügatta, biz. Bu sefer artık cılkını çıkardı. Diyor ki, demeye getiriyor ki, Duygun Yarsuvat döneminde de ben yaptım zaten her şeyi. Duygun Yarsuvat laf olsun diye kukla başkandı, işi ben götürdüm demeye. Artık yani Galatasaray ananesi, terbiyesi falan filan her şeyin dışına çıkıp artık sınırları da aştı. Galatasaray'ın acilen bu başkadan kurtulması lazım. Bugün 15 Mayıs 2017. Bu konuşma 23 Mayıs 2016'dı. Yani tam bir yıl önce neredeyse. Bu konuşmayı yaptığınız gün Galatasaray'ın 17 Mayıs UEFA Kupası anma yemeğinden sonraki programdı. Evet. Dolayısıyla orada bir grup Galatasaray değerli ismiyle yine bir aradayken yaşananlardan o yemekte de gelmişti. O yemekte de şöyle oturuyorduk. Dursun Özbek, Faruk Süren ve ben. Yani orada, bunları orada da söylüyorum ben. Yani benim gizlim saklığım Galatasaray'da birinden korkum falan filan yok. Şimdi Galatasaray der ki işte herkes disipline veriyorsun, Fatih Altay'ı niye veriyorsun? Bugün Galatasaray kendi reklamını yapmak için sürekli Galatasaray'a başkan adayı olan bir adam var. Doktor. Ahmet Özdoğan. Ahmet Özdoğan. Şimdi mesela bu adam diyor ki, önce eleştirdiler şimdi niye herkes veriyorsun? Sonra bu Ahmet Özdoğan mıydı? Özdoğan çıktı. Fatih Altay niye verdin disipline? Ben şimdi doğru bildiğimi söyleyeyim, disipline verirsin. İstiyorsanız verin. Vermeyin hatta. Deyin ki bana, Fatih git bu Galatasaray'dan. Ben hemen giderim. Hiç umurum olmaz. Yani ne olacak ki? Ben o kulüp üyesi olduğum için Galatasaray değilim ki. Veya ne gerekçeyle verecekler yani, sizi? Yani ama mesela şimdi garibime gidiyor mesela. Bu Ahmet Özdoğan falan gibi böyle kendilerini prim yapmak, kendilerini topluma tanıtmak için sürekli yalandan Galatasaray başkan adaylığı falan filan gibi şeyler ortaya koyan adamlar. Çünkü, peki bu Ahmet Özdoğan ne yapmış abi? Gitmiş Galatasaray'ın Divan Kurulu'nu mahkemeye vermiş ya. Bir de bugün marifet yapmış gibi kalkıp bunu anlatıyor falan. Neyse. Şunu söyledim de ben bugünkü toplantıda. Dedim ki bu otel inşaatını çıktı dedi ki işte biz otel inşaatını yavaşlattık çünkü turizmin durumu ortada. Biz bunu kendi sesiyle yayınladık programda. Şimdi ben de dedim ki çıkıp Sayın Başkan buradaki hazırın önünde, buradaki heyet önünde, genel kuruldaki heyet önünde ve medyada siz dediniz ki burası otel olacak. Ben de bu oteli kimse kiralamazsa yıllık 5 milyon dolara ben kiralayacağım diye beyanlarınız var. Umarım bunu da yalanlamazsınız yani. Bugün her yerde bunun kaydı var. Ben de diyorum ki size, geçen sene ben yine bu kürsüye çıkıp, kardeşim burada otel olmaz, turizmin durumu ortadayken burada otel inşaatı ısrar etmeyin, başka bir şey yapalım burayı. Ne yapılması gerekiyorsa bunu tespit ettirelim, işanım yapılması gerekiyor, onu yapalım dedim. Ama siz otelde ısrar ettiniz ve sözünüz var. 5 milyon dolara ben kiralarım diye. Bitirin ve kiralayın. Galatasaray'ın size 20 milyon dolar borcu var. Bitirin, kiralayın. 5 milyon dolardan 4 yılda size borcumuz bitsin dedi. Şimdi bunun sözünü vermiş. Ve sonra da şunu söyledim. Dedim ki siz en iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz turizm konusunda turizmci olmayan Fatih Altaylı kadar bilmeyip yanılmışsanız eğer diğer konularda ne kadar yanılacağınızı da korkuyla beklerim dedim. Çünkü İşte burada diyor ki metrekaresi 5500'den diyor ama diyor işte ekonomiye olarak bu düşebilir de artabilir de. Peki siz bu çalkalanmalara karşı sözleşmede ne önlem aldınız diye soruyorum. Emlak konutta yaptığınız bir önlem yok. Sözleşmeyi biz görmedik. Dahası genel kurulu görmedi. Bırak bizi, SPK görmedi. SPK'dan ise oraya da yollamadı. Bu sözleşmede ne var kardeşim? Bu ısrarın arkasında ne var? Burada ne oluyor? Bunları insanlar merak ediyorlar. Ben sonuç olarak burada bunu çok uzatmak istemiyorum ama ben Galatasaray'da sessiz bir çoğunluğun terbiyeli duran ama artık bıçak kemiğe dayanmış, burasına gelmiş olan sessiz bir çoğunluğun hem tribünlerde hem genel kurulda içinden geçenleri söyledim. Zaten izledim mi bilmiyorum. İndiğimde beni ilk sarılıp kucaklayan Selahattin abi oldu. Selahattin Beyazıt oldu. Kim olduğunu vurgulamakta yarar var.
Selahattin Beyazıt, Riva'yı Galatasaray'a kazandıran, kendi cebinden verdiği parayla satın alan ve Galatasaray kulübünü üstesine geçiren, Galatasaray'ın üst üste 3 kez şampiyon olduğu dönemde başkanlığını yapan büyük başkanlarımızdan bir tanesi. Ben indim, Selahattin abi ayağa kalktı, sarıldı, bana öptü. Ha, buna karşılık yönetimin bir Galatasaray esnafı var Galatasaray'da. Galatasaray'ın bundan kurtulması lazım. Bunlar yönetim kim olursa olsun orada çöreklenip, işte o kurul senin, bu kurul benim falan filan, buralarda yer tutmaya çalışanlar. Başkanlar da buna uyandıkları için şimdi yeniden kurul üstüne kurul kurdular. Şimdi mesela etik kurulu diye bir şey koydular. En çok konuşanları oraya topladılar mesela. Onların sesi kesildi. Hayrettin Kozak, duyuyor musun sesini? Hep çıkar bar 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 bağırırdı. Doğru bağırırdı. Güzel analizler yapardı. Şimdi etik kurulları aldılar bunu. Ses sedası kesildi. Taner Aşkın. Hep çıkar o, yani Taner Aşkın'ın çok şahane bir adam olmasından dolayı söylemiyorum bunu. Çıkar konuşurdu. Şimdi ona da mesela Tüzük Kurulu diye bir kurul kurmuşlar. Ona da orada geliverdi. O da sustu. Abi susma. Sussun zamanı değil. Susmayan ve bir bakın, grup var. Bakın. Buyur. Buyur. Galatasaray yeniden diye bir hareket başladı. Buna ne demek lazım bilmiyorum. Bu bir hareket. Hareket, bu bir platform mu? Bugün o platform adına eski futbol şubesi sorumlularından Özer Saracoğlu çıktı, bir konuşma yaptı. Çok da güzel konuştu. Kendisine türlü terbiyesizlik yapıldı. Bana da yapıldı ama hadi ben de diyelim ki ben hak ediyorum. Mesela ben de çünkü onlara layık olduğunu olacağım. Özer Saracoğlu gayet efendi bir şekilde bunu anlatırken yuhlandı, alay edildi. Kimler olduğunu bildiğimiz bir takım adamlar tarafından Galatasaray esnafı diyebileceğimiz ya da kulüp esnafı diyebileceğimiz. Bunlar her kulüpte var. Sırf Galatasaray'da yok. Tarafından yuhlandı, alay edildi falan filan. O yine de hiçbir şekilde asabını, sinirini, terbiyesini bozmadan lafını attı. Dedi ki biz birini de desteklemiyoruz. Birisi adına yapmıyoruz. Biz sadece Galatasaray'ın kötü yönetildiğinin ve bu yönetimin kendine çekidüzen vermesinin, hatta bir seçime giderek gerekirse yönetimini yenilemesinin eksiklerini tamamlaması. Çünkü yöneten çok istifa eden oldu biliyorsun. Değişmese bile güven oyu alabilir anlamında. Karşısına başkası çıkar çıkmaz onu biz bilemeyiz dedi Özer Saracoğlu. Buna karşılık terbiyesiz laflar söyledi. Şunu gördüm ben bugün ama Galatasaray Divan Kurulu'nda olayların ne olduğunun farkında olmayan kalabalık bir, çok kalabalık olmayan ama sayısı bence hiç olmasa gereken bir grup var. Bunların arasında bu kulüp esnafı dediğimiz tipler de var. Ama buna karşın olan bitenin her şeyin farkında olan çok ciddi bir gerek divan kurulu üyesi, gerek genel kurulu üyesi oldukça çok sayıda Galatasaraylı var. Şuna bak. Bu imza atan arkadaşlara ben bakıyorum düzenli olarak bu Galatasaray yeniden bildirisine. Hepsinin numarası 10.000'in üzerinde. Yani genç üyeler bunlar. 1990'ların sonundan itibaren, 2000'lerden itibaren üye olmuş genç üyeler bunlar. O yüzden ben Galatasaray'ın geleceği açısından onlara bakınca umutlanıyorum. Ama divan kurulundaki bazı tiplere bakınca içim kararıyor. Benim ne işim var burada dediğim anlar oluyor bazılarını görünce onları. O Galatasaray'ın o en yüksek organında bu nevi tiplerin olması zaman zaman bana dokunuyor. Kim olduklarını kendileri de biliyorlar, ben de biliyorum. Bütün Galatasaray da biliyor bunları. Bunlar işte Özer Saracoğlu'na laf atıyorlar. Ben inerken işte alkışların yanında bunlar yuhmuh diyorlar. Başkan demiş ki, divan başkanı İrfan Aktar demiş ki telefon çalan dışarıda konuşsun. Telefonum çalıyor için dışarı çıkıyorum. Yürü anca gidersin diye bağırıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum. Layık olduğu cevabı da gidip gerekirse kulağına fısıldayabiliyorum ama bunlar Galatasaray olması gereken şeyler. Bu arada karşılıklı söz atmalar, laf atmalar O da söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Başkanla böyle bir şeyimiz oldu. Önce başkan ne dedi size? Ha. Özellikle de size hitaben. Çünkü sizin konuşmanız çok etkili oldu. Konuşmanızda siz yani yalvarıyorum seçime gidin. Gerekirse yönetiminizi değiştirin. Ama kardeşinizi Sportif AŞ'nin başından alın. Ve seçime gidin. Yenilenin. Evet. Sözleriniz alkışlandı. Bundan sonra başkanın size özellikle hitaben yaptığı bir açıklama var. Herkes bir şey söylüyor. Sevgili Fatih de çıktı. Ne dedi? Ben de dedi çözüm çok. Ya kardeş, Allah'ın kitabınızı severseniz maksadınızı da diyor. Ben de çözüm çok. Nedir? Hangisi? Hangisi? Ya Allah aşkınıza bakın size tekrar yalvarıyorum. Ben Galatasaray Yönetim Kurulu olarak ve başkanı olarak diyorum ki kapım açık. Ben de çok projem
var, lafın laf değil. Sende hangi proje varsa getir kardeşim, koy ortaya, beraber yapalım. Şimdi Dursun Özbek bir laf ebesi haline gelmiş ve genel bütün işini genel kurulu ikna etmek üzere kurmuş vaziyette, sağ olsun. Allah uzun ömür versin kendisine. Şimdi proje deyince Dursun Özbek'in aklına gelen şu. Bende öyle bir şey var ki şuraya şöyle dokunacağım ve Galatasaray'ın bütün meseleleri olacak. Şimdi ne Galatasaray Kulübü ne de o büyüklükte bir işletme sihirli değneklerle mali yapısını düzeltemez. Sihirli değneklerle mali yapısını bir anda yok edebilir ama bir anda düzeltemez. Yok böyle bir şey. Yani sonuçta burası bir teknoloji şirketi değil. Hani teknoloji şirketi olur da işte WhatsApp gibi bir şey bulursun, ne bileyim Facebook gibi bir şey bulursun bir anda. Ama biz böyle bir şirket değiliz. Yani orası o işi yap. Biz diyoruz ki kardeşim yapılması gerekenler var. Yapılması gerekenler. Diyor ki gel bana söyle. Şimdi o bekliyor ki ben gideceğim diyeceğim ki abi şu kağıdı şöyle kıvıracağız. Şöyle yapacağız. Bunu suya batıracağız. Çıkaracağız. $1 milyar satacağız. Yok böyle bir şey. Biz kendisine defalarca gittik. Tek başıma da gitmedim. Galatasaray'da aklı başında insanlarla beraber gittik kendisine. Bazen ben gittim. Bazen birkaç kişi beraber gittik. Bazen benim olmadığım ortamlarda bizimle de fikir terasında bulunan Galatasaraylılar gitti. Mesela Tayfun Uzunova gitti. Tayfun Uzunova Türkiye'nin önemli inşaat firmalarından birinin sahibi. Önemli bir holding yöneticisi. Doğru düzgün de dört dörtlükte entelektüel bir adamdır. Hikaye anlatıyor. Öneride bulunuyorsun. Sonlardan bir tanesi. Bu arazi satışından önce kendisini şu hemen 50 metrelerde bulunan otelinde ziyarete gittik. Ziyaret ederken randevu alarak. Ben, Faruk Süren, Tayfun Uzunova. Bir meselenin 3 farklı boyutunu konuşabilecek düzeyde 3 adam. Dedik ki bak başkan, burayı böyle sallapati bir şekilde ben dedim ki ben senin ne yapacağını biliyorum. Oradan gelen parayı bankalara kırdıracaksın. Ve nitekim öyle yaptı. Böyle yapma. Dedi ki bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kur. Şimdi bir sürü şey söylüyor. Bu bir tanesiydi mesela. Başka bir şey söylüyoruz. Salon yapma. Salonu yapacaksan da şöyle yap. Şimdi içinde 15 maç oynayacak bir salona $20 milyon yatırma. Yılda da $10 milyon harcama. Şöyle. Şimdi bunların hiçbirini dinlemiyor. Sonra da gelin bana. Abi ben sana ne anlatayım? Anlattığım hiçbir şeyi dinlemiyorsun ki sen. Anlattığım hiçbir şeye değer ver. Sen her şeyi zaten herkesten daha iyi bildiğini zannediyorsun. Ve o yüzden de kulüp bu halde. Yahu her şeyi bırak kardeşim. Başkan kardeşini yönetici yapar mı abi? 1 numara başkan. Atanmış 2 numara kardeşi. Peki abi şimdi o zaman Alp Yalman'ın kardeşi yok muydu? Faruk Süren'in kardeşi yok muydu? Özhan Canaydın'ın üstelik de bankacı abisi yok muydu? Herkesin kardeşi var. Niye bunları şimdiye kadar kimse yapmadı da sen yapıyorsun? Yani boş ver. Şimdi Bursa'dan bir gol haberi geldi. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk 60 dakika geride kaldı. Onu söyleyelim. 65. dakikada attı Cenk golü. 1-0 Beşiktaş Bursa'da önde. İnşallah Fabri 90. dakikada bir şey yapmaz. Yapmaz. Tabii Fabri'nin bu sene Beşiktaş taraftarlarının yüreğini ağzına getiren pek çok pozisyonu vardı. Çok. Şimdi iki küçük başlık var. Bunlardan birini hemen sorayım size. Bu sonuçta Galatasaray yeniden platformu. Olağanüstü seçimli kongre için imza kampanyası başlattı. Ve neredeyse 48 saat dolmadan 600'ü geçti alınan imzalar. Ama sizin dediğiniz gibi daha çok genç üyelerden elde edildi. Bu sayı yürümedi mi? Bu sayının yürümemesi bile bir şey ifade etmez mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu imza kampanyasını düzenleyen arkadaşların hedefi neydi, ne değildi bilmiyorum. Bu imza kampanyasıyla bu şekilde Galatasaray'da da seçime gitmez. Gidemez. Neden? Çünkü bu legal olarak kongreye sunulacak, genel kurula, divana sunulacak bir şey değil. Ama bu bir altyapı. Bu bir rahatsızlığı gösterme metodu. Arkadaş biz rahatsızız. Bizi zorlama. Galatasaray'ı zorlama. Yorma. Çünkü gerekirse oraya imza sor. Bunun bir şeyi yok. İnternet atılan bir imza. Ama gerekirse bu arkadaşların hepsine tek tek gidilip bunlardan noter tasdikli, hakiki, ıslak imza alınır ve kongreye gidilir. Bu sayı da istenirse daha hızlı da arttırılabilir belki. Galatasaray'da herkes ulaşırız. Ama Galatasaray'da meseleleri var ve bu meselelere dikkat çekmek için yapılmış bir şey bu. Tam da onu vurgulamaya çalışıyorum. Rahatsız biz kardeşim. Rahatsız. Kendine bir çeki düzen ver. 600 imza atıldı bugüne kadar. 600 imza az bir şey değil. Bu Galatasaray tarihinde olmuş bir şey değil. Kimseye karşı böyle bir şey yapılmadı. İlk defa oluyor bu. Yani buradaki mesajı alması lazım Dursun Özbey'in. Çünkü
Şimdi korkumuz şu, bunu da söyledim kürsüde. Şimdi Dursun Özbek sosyal medyada orada buradaki rahatsızlıkları falan filan görüyor. Kendini prim yapmak isteyecek. Gidecek transferde 80 milyon, 90 milyon, 100 milyon bir avro gibi bir para harcayacak. Ve diyor ki ben Tudor'la devam edeceğim. Tudor'la sezona başlayacak. Sezonun ikinci haftasında veya ikinci ayında sonuçlar yine böyle gelmeye başlayacak. Çünkü Tudor değil Mourinho da olsa bu yönetimle bir şey yapamaz. Sonra Tudor'u kovacak, yerine Mudor'u getirecek. Mudor'u kovacak, Hudor'u getirecek. Ve Galatasaray yeniden bir 150 milyon para kaybedecek. Gayrimenkullerinden zaten olmuş vaziyette. Ve yeni bir borçtan falan biz 2018'de seçime gideceğiz. Seçime gitmeden evvel de bir mali kongre var. Mali kongre çekecek ki ya seçime gidiyoruz beni ibra edin diyecek. Ama şu olabilir bak. Seneye de bu tabloyla olursa o mali genel kurulda kimse onu ibra etmeyebilir. Adnan Polat hak etmediği bir ibra edilmeme olayıyla karşı karşıya kaldı. Üstelik mahkeme kararıyla yıllar sonra... Dursun Özbek hak ettiği bir ibra edilme kararıyla karşı karşıya kalabilir. Çünkü yaptığı pek çok tüzüğe aykırı. Şimdi Galatasaray... Yeri gelmişken şunu söyleyebilir miyim? Adnan Polat o ibra edilmediği kongre için dava açıp kazanmıştı. Evet. Yakın zamanda bu. Evet. 2 ay önceki mali genel kurulda, 1,5 ay önceki kongrede açıklandı, açıklanmadı. Galatasaray Kulübü resmi olarak bunu açıklamadı. Bu ayrıca bir Galatasaray yönetiminin kendisinden önceki herhangi bir yönetime karşı saygısı anlamına gelmez miydi onu açıklasa? Ya boş ver. Kısa bir ara verelim. Galatasaray konusundan çıkamayacağız. Çıkalım bence. İçin futbol tarafına çıkalım. Döneceğiz. Sahaya çıkalım. Döneceğiz. Çıkalım. Kısa bir aradan sonra.